sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 10 Mart Cuma günü anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayınlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından karar resmi gazetede yayınlanacak ve süreç resmen başlayacak. Peki buna göre Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi nasıl işleyecek? Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin ilk turunun 14 Mayıs'ta, ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılması kararını alacak ve seçim takvimi 21 Mart'ta işlemeye başlayacak. Partiler 26 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Siyasi partiler ise ittifak protokollerini 31 Mart'a kadar YSK'ya ulaştıracak. Seçmen teklifiyle Cumhurbaşkanı adayı olacaklar için 5 Nisan'a kadar süre var. Kesin aday listesi ise 10 Nisan'da. Oy pusulasındaki sıra ise 11 Nisan'da belirlenecek. Milletvekili aday listeleri de 12 Nisan'da teslim edilecek. Buna göre kamudan istifalar 16 Mart'ta başlayacak, aday listeleri ise 10 Nisan'da ilan edilecek adaylık için istifa eden kamu personeli aday olamaz veya seçimi kaybederse bir ay içinde görevine dönebilecek. aday olan belediye başkanları listelerin kesinleştiği tarihte görevinden ayrılmış sayılacak. Seçimi kazanamazlarsa yeniden başkanlığa dönemeyecekler. Deprem öncesi 11'inde 8 milyon 300 bin seçmen bulunurken afetin ardından şehirlerinden ayrılan seçmen sayısı seçmen listeleri kesinleştiğinde güncellenmiş olacak. Askı süresi 14 güne çıkarılacak. Seçmen listelerinin Nisan sonu gibi kesinleşmesi planlanıyor. Gümrük kapıları ve dış temsilciliklerdeki oy verme işlemi 30 Nisan'da başlayacak. 6 Mayıs'ta ise seçim yasakları başlayacak.